değineceğim. Kötü adamlar. Yani şimdi gene Marvel Sinematik Evreni'ndeki kötü adamlara baktığımız zaman akılda kalan kim var derseniz bir Loki. Hani sona doğru o da biraz anti-hero'ya falan evrildi ama en azından kötü adamın bir motivasyonu olması lazım. Eğer elinizdeki kötü adam Joker değilse ki onun bile bir motivasyonu var baktığınız zaman. Hani suç işlemiş olmak için suç işliyor. İşte bundan zevk alıyor vesaire bilmem ne. Kötü adamımıza bir motivasyon vermek zorundasın. Bu dünyayı ele geçirmek de olabilir. Çok zengin olmak da olabilir. Sevdiği kadına ulaşmak da olabilir vesaire bilmem ne. Bir motivasyon kaynağı olmak zorunda. Ve bunu seyircinin empati kurabileceği bir şey olması gerekiyor. Bu vahşice de sadistçe de olsa yeri geldiğinde hani o adamı anlayabilmeniz lazım. Vay be diye ne kadar pis bir herifmiş diyebilmeniz lazım. Ya da ne kadar pis bir kadınmış bu ya ne biçim istekler bunlar diyebilmeniz lazım. Ya bunu veremezseniz boş kalıyor. Dediğim gibi ben bunu Marvel Sinematik Evreni'nde ne yazık ki bir Loki'de hissettim. Biraz Thanos Infinity War'da hissettirdi. Onun dışında inanın aklıma gelen kötü karakter yok. Hani diğerlerinin böyle şeyini tam kuramıyorsunuz o empati, onu başaramıyorlar yani. Çünkü şunu anlıyorum işte sen 2008'de başlattığın evreni amacın işte 2000 bilmem kaçta Thanos'a bağlamak, Thanos'un getirmesine bağlamak, işte ana kötüyü o yapmak. Eyvallah ama aradaki o hikayelerde kötüleri de sırf hani ona doğru birer basamakmış gibi kullanmak çok mantıklı gelmiyor. Yani keşke onları da daha derin, daha net işleseler de biz de hissedebilseydik. Yani aklınızda Red Skull ne kadar kaldı? Öyle düşünün. Ki oynayan oyuncu Hugo Weaving. Yani kötü bir oyuncu da değil. Yani burada aktörlere vesaireye suçlamıyorum. Ben tamamıyla senaryolarda o kötü karakterlerin yeteri kadar güçlü bir motivasyonla ortaya çıkarılmamalarına bağlıyorum. Ama bu DC Extended Universe için aynı şey diyemezsiniz. Ben bir generalize olduğunu tanımıyorum yani. O neden doğduğunu, nasıl doğduğunu, niye doğduğunu çok iyi biliyor ve bunu yapmaktan hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Yani o motivasyonunu, o gücü onda hissedebiliyorsunuz. King Orm, işte spoiler'a girmeyeyim, Aquaman'dan bahsetmeyeceğim, vazgeçtim. Ama King Orm'da onu hissediyorsunuz, Black Manta'da onu hissediyorsunuz. Wonder Woman'dayken Ares'te bunu hissediyorsunuz. Suicide Squad'da bir nebze, hani onu pek sayamam. Orada Enchantress çok böyle hissettirmiyordu. Oranın biraz kötüsü, hani en orada kendini hissettiren Amanda Waller'dı. Yani onun ötesinde o filmde biraz makas kısmından geçtiğini düşünürsek belki orada etkilendi ama işte buradaki başarısızlık gene baksana Justice League. Yani orada Stephen Wolf'u da bir türlü şeyi kuramıyorsun. Yani dünyayı neden istiyor? Hiçbir şeyi yok. Elinde temeli yok. Yani bir yerden bir sürgün edilmiş. İlla bir yeri mi yönetmek istiyor? Birçok yeri yönetmiş gelmiş de sıradaki yer dünya mı? Hani orada da mesela motivasyon eksikliği var ama genel olarak baktığınızda şu iki tane makası uğrayan filmi saymazsak kalan filmler içerisinde DC Extended Universe'un kötüleri bir motivasyona sahip. Bir background'ları var. O yüzden ben o konuda da DC Extended Universe'u daha başarılı buluyorum. Genel yönleriyle en son söyleyeceğim şey hani bu kıyaslamada ben kesinlikle herhangi bir tarafın fanboyluğunu yapmak veyahut da bayrağını çekmek dertinde değilim. Hangi tarafı daha çok seviyorsanız derseniz bunu gönül rahatlıkla söylerim. DC Extended Universe derim. Hani bunda bir gocunmam yok. Ama bu demek değildir ki ben Marvel Sinematik Evreni'nden nefret ediyorum. Hayır, seviyorum. Onları da gidip izliyorum. Onlara da saygı duyuyorum. Onlar çünkü kendi işlerinde böyle bir kurala, yani böyle bir kanuna yola çıktılar. Böyle bir kuralla yola çıktılar. Bunu sürdürmek istiyorlar. Bunu da anlıyorum. Ancak bu demek değildir ki DC Extended Universe'un hatalı, yanlış veyahut da kötü. Hayır, ben bu tarafı daha çok beğeniyorum. Ha, şu var. Marvel Sinematik Evreni için açıkçası bir noktayı bekliyorum. Hani şimdi bu Fox satın aldıktan sonra işte Wolverine vesaire bilmem ne işte X-Men'ler, Fantastic Four vesaire geri gelecek ya. PG-13 Wolverine'in nasıl olacağını çok merak ediyorum. Çünkü biz işte Hugh Jackman'ın Wolverine'le büyüdük. Logan'la final yaptı gözümde. Ki eğer pençesini çıkarıp da adamın kafasından geçirmeyecekse yani Wolverine görmenin çok bir manası yok gibi geliyor bana. Hani dolaptan bira çıkarmak yerine süt çekecekse bilmem anlatabildim mi? Yani ben sadece o noktada biraz endişeliyim. Onun dışında Marvel Sinematik Evreni ile ilgili herhangi bir şikayetim yok. Ancak dediğim gibi bu medyada yaratılan saçma sapan algı yersiz, gereksiz ve boş bir algı. Ondan bahsetmek istedim. Sizin de bu konuyla ilgili fikirleriniz varsa lütfen fanboyluk yapmadan yorumlarda benimle konuşun, söyleyin. Hangisinin hangi yönünü daha çok beğendiniz veya beğenmenizden bahsetmiş size. Dilim döndüğünce cevap vermek isterim. Veyahut da belki ben sizden bir şey öğrenirim. Aa, haklıymışsın derim. Hani bu işin ucu yok. Ama dediğim gibi lütfen fanboyluk yapmadan hani böyle saçma sapan küfürleşmeden vesaire de olsun. Çünkü ben bu konuda sağda solda fikirlerimi söylerken çok fazla hakarete maruz kaldım. Hoş da değil bence.
İnsanların düşüncelerine saygı duyuyorum ama bana saygıyla cevap verdikleri sürece. Bu kısımda kalarak lütfen yorumlarınızı belirtin. Kanalıma abone olun, videoyu beğenin, paylaşın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.